Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Bir önceki video analizde 2019 yılına ait dolar TL'de hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiğine değindik. Net ve kesin bir tahmin vermenin piyasalardaki belirsizlikler gereği doğru olmadığını vurguladık ve Merkez Bankası'nın dolar TL üzerindeki etkisinin hala devam etmekte olduğunu ve bu rolünü hangi boyutlara kadar devam ettirip ettirmeyeceğini veya 2019 yılındaki tavrının ne olacağına dair ise özellikle yılın son günündeki yapmış olduğu işlemlerden yola çıkarak bir değerlendirme yapmaya çalışacağımızı vurgulamıştım. Arkadaşlar, bu aktarmış olduğum veriler sadece ve sadece bu videoyu izliyorsanız sizin için çok fazla anlamlı olmayabilir. Lütfen Viyop işlemlerinin ne anlama geldiğini, Merkez Bankası'nın Viyop işlemleriyle yapmak suretiyle bu konuda aktif yatırımcı sıfatını birkaç ay öncesinden kazandıktan sonra dolar kurunu baskılamak adına short pozisyonlar açtığını ve bununla ilgili gelişmeleri daha önceki videolarda yapmış olduğum açıklamalar itibariyle izlemenizde, dinlemenizde yarar bulunuyor. Evet arkadaşlar, şimdi Merkez Bankası'nın yılın son günü itibariyle Aralık vadedeki pozisyonlarına bakıyoruz. Yılın son günü, yani 31-12 tarihinde Aralık vadenin son günü olan işlem gününde herhangi bir işlem yapmadığını görmekteyiz. Burada Merkez Bankası'nın herhangi bir işlemini fark etmiyoruz. Ve yılın son günü itibariyle arkadaşlar, Aralık vade itibariyle Merkez Bankası'nın elinde 668.693, yaklaşık 670 bin kontrat bulunmaktaydı. Şurada da göreceğiniz gibi ve bu kontratlar 31-12 tarihi, yani yılın son günündeki Merkez Bankası'nın göstergen niteliğinde açıklamış olduğu dolar satış kuru olan 6.20 pardon 5.29 seviyesinden otomatik olarak kapandı ve nakde geçti. Yani 6.25 seviyesindeki maliyeti olan, ortalama maliyeti olan 670 bin kontrat civarındaki pozisyon kapanmış oldu ve 5.29 seviyesinden kapanış rakamı olarak belirlendi. Şimdi arkadaşlar, Ocak vadeye geçiyoruz. Şu anda en yakın vademiz Ocak vade ve Merkez Bankası Ocak vade itibariyle bizim için önemli olan nokta bu. 31-12 tarihinde 28.427 adet, yani 28.500 civarında bir short pozisyon açmış. Maliyeti arkadaşlar 5.37 seviyesi. Şimdi Merkez Bankası'nın yılın son gününde açtığı bu pozisyon, o Şubat vadeyi de sizlere aktardıktan sonra bunların ne anlama geldiğini yorumlamaya çalışacağız. Yılın son gününde bu miktarda bir short pozisyonu var ve Merkez Bankası'nın Ocak ayı itibariyle elindeki toplam short pozisyon miktarı 135.141 adettir. Affedersiniz. Toplam miktarını bu olarak görmekteyiz. Şubat vadeye geçelim arkadaşlar. Şubat 2019 itibariyle Merkez Bankası yılın son gününde 13.638 kontrat pozisyon açmış görülmekte. Şurada görmüş olduğunuz gibi ve ortalama maliyeti ise 5.45'miş. Her vadenin kendine özgü fiyatı olduğunu, bir değeri olduğunu daha önce aktarmıştım zaten sizlere arkadaşlar. Ve Merkez Bankası'nın Şubat 2019 vade itibariyle elinde 187.890, yaklaşık 200 bin kontrata yakın pozisyonun bulunuyor. Ve bu pozisyonların da ortalama maliyeti 5.64 civarında imiş. Şimdi değerli arkadaşlar, burada görmekte olduğumuz manzara şu. Merkez Bankası yılın son gününde veya yeni yıla girerken de şu mesajı vermeye çalıştı gibi görünüyor. Ben dolar fiyatları konusunda, yani doların yükselişini engellemek ana amacıyla piyasaya müdahale etmeye devam edeceğim. Dolardaki yükselişi sınırlandırabilmek bakımından gerekli görmüş olduğum seviyelerde dolarda short pozisyon açmak kaydıyla doların daha da gerileyeceğine yönelik bir düşünce içerisinde olduğunu, en azından Merkez Bankası'nın bakış açısının bu yönde olduğunu ifade etmek noktasında short pozisyonlar açmaya devam ediyor. Yalnız bir ikinci husus daha var ki arkadaşlar, Merkez Bankası'nın yılın son gününde özellikle Ocak ve de Şubat vadede short pozisyon açmış olmasını tek başına, hani bu yıl sürekli olarak bu müdahaleyi yapacaktır şeklinde değerlendirmek de doğru olmayabilir. Niçin doğru olmayabilir? Yılın belli bir seviyede kapanması, yani 31-12 tarihi itibariyle yılın son gününün
5.30 seviyesinin aşağısında bir kapanışla gerçekleşmesini temin edebilmek, bunu sağlayabilmek bakımından da piyasaya müdahale eder görüntüsünü sağlamayı düşünmüş olabilir. Yani ben önümüzdeki yeni yılın başlamasıyla birlikte bu kararlılığımı devam ettireceğim ve ikinci husus olarak belirttiğim gibi yılın son günü itibariyle 31.12'de doların 5.30 üzerinde bir seyir kazanmasını engelleyebilmek düşüncesiyle, bu seviyelerden bir kapanış oluşmasını sağlayabilmek düşüncesiyle de bu short pozisyonları yılın son gününde açmaya devam etmiş olabilir. Önemli olan bundan sonra ne yapacağıdır değerli arkadaşlar. Şu anda Şubat vade itibariyle elinde 200 bin kontrata yakın pozisyon bulunmakta. Bu pozisyonlarını acaba vade içerisinde kapatmayı mı düşünecek? Yani ters işlem yaparak, alım yaparak kapatmayı mı düşünecek? Yoksa daha önceki vadelerde olduğu gibi, Kasım ve Aralık vadelerde olduğu gibi vadenin son gününü beklemek suretiyle o anki kapanış değeri itibariyle, uzlaşma değeri itibariyle mi pozisyonlarını kapatmayı tercih edecek? Bunu şu anda bilmek mümkün değil. Ama şu an farklı bir tablo söz konusu. Kasım ve de Aralık vadelerde Merkez Bankası'nın elinde bulundurmuş olduğu pozisyonların maliyetleri oldukça yukarı noktalardaydı. Yani 6 ve 6 seviyesi üzerindeydi. Şu anda Merkez Bankası'nın maliyetlerine baktığımız zaman değerli arkadaşlar 5.64 seviyesini görüyoruz en azından Şubat vade için. Yani dolar kurunda eğer dış etkenlere bağlı olarak bir gelişme söz konusu olur ise ve Merkez Bankası bu dolardaki hareketliliği baskılayabilmek hususunda başarılı olamaz veya yeterli olamaz ise bu durumda 5.64'e ulaşan bir dolar kurunda doğal olarak Merkez Bankası'nın zarar etmesi söz konusu olacaktır. İşte bundan sonra Merkez Bankası'nın ne yapacağı konusu çok büyük önem taşımakta. Yani maliyetleri şu anki elinde bulunan Ocak ve de Şubat vadeli maliyetleri şu anki mevcut olan fiyatlara çok uzak değil. Yani bir 5.30 seviyesine çok uzak durumda değil. Acaba dolar kurunda bir hareketlilik olur da 5.50'yi aşacak olur ise 5.60'lara bir yaklaşım söz konusu olduğu zaman işte o anda Merkez Bankası çok ama çok cesur davranmak suretiyle yüklü miktarlarda short pozisyon açarak maliyetinin daha da aşağısına yönelik bir eğilim içerisinde mi olacak? Yoksa bu eğiliminde başarılı olamayıp da pozisyonlarını zarar ederim endişesiyle maliyetime çok yaklaştı. Örneğin 5.64'ün üzerine çıktığı zaman ben artık zarar eder bir konuma geleceğim mantığıyla kapatmayı mı tercih edecek? Eğer böyle bir eğilim içerisine girerse, elindeki pozisyonları kapatma cihetine gidecek olursa, bu pozisyonları kapatabilmek için alım yapması gerekiyor. Alım yaptıkça da, yani herhangi bir şeye yüklü miktarda ilgi geldiği zaman da ne olacaktır? Piyasanın en basit kuralı, o nesnenin veya o enstrümanın bir şekilde değerinde ister istemez bir artış yaşanacaktır. İşte arkadaşlar, özellikle ve özellikle en çok merak edilen konu olarak seçimlere kadar dolar kuru ne olur? İşte 6 mı olur, 6.5 mu olur, 7 mi olur gibi gibi veya bu seviyelerde kalır mı şeklindeki endişeleri veya merakları giderebilecek olan en önemli verilerden bir tanesi. Tabii ki yurt dışındaki gelişmeler çok önemlidir ama en önemli verilerden bir tanesi iç piyasada madem ki şu anda Merkez Bankası dolar TL hususunda en büyük oyuncu konumuyla hareket ediyor ve doları baskılamaya çalışıyor ise bu noktada arkadaşlar yılın ilk günlerinden itibaren Merkez Bankası'nın ne yaptığını, ne yapmaya çalıştığını çok iyi anlamamız gerekiyor. Yani BIOB'da pozisyonunu artırıyor mu? Dolardaki yükseliş eğilimini gördükçe ekstra pozisyonlar açıyor mu? Ve hepsinden de önemlisi bu şekildeki davranışı dolar TL kurunda bir yarar sağlıyor mu? Yani doların yükselişine bir engel oluyor mu? Eğer Merkez Bankası short pozisyon açmaya devam ediyor ama buna rağmen uluslararası piyasalarda, yani USD TR'ye dediğimiz, bu kodla tanımladığımız uluslararası piyasalarda dolar TL kuru inatla yukarı gitmek istiyorsa artık Merkez Bankası'nın bu adımının veya bu stratejisinin yeterli olmayabileceğini, bu noktada bu koşullar altında başarısız olabileceği düşüncesi ve bunun paralelinde Merkez Bankası madem ki yurt dışıyla bu stratejimi devam ettirerek başarılı olamıyorum endişesine kapılıp da
ekstra ekstra pozisyon açmak yerine bir şekilde pozisyon kapatmaya, yani alım yapmaya kalkacak olursa, tabii ki az önce ifade etmiş olduğum gibi bu da dolara yönelik bir yükseliş eğilimini gündeme getirecektir. Son söz olarak değerli arkadaşlarım, dolar TL'nin akıbeti konusunda Merkez Bankası son 3 aydır özellikle yurt dışı piyasalarının ve de yurt dışındaki büyük oyuncuların dolar TL üzerinde çok fazla bir aktivite içerisinde olmamalarının da yarattığı bir rehavet içerisinde başarılı bir politika izleyebilmiştir. Ama önümüzdeki günlerde bu politikasının ne ölçüde başarılı olacağını veya olmayacağını, pozisyonlarını açtığı takdirde bu pozisyonların yurt dışı tarafından nasıl cevap bulacağını izlemek gerekiyor. Bu nedenle de arkadaşlar, mümkün olduğu kadar gün be gün Merkez Bankası ne yaptı? Pozisyon açıyor mu? Yoksa kapatma cihetine mi gitti? Bunu takip etmekte büyük yarar bulunmakta. Ben de sizlere sıklıkla çok ekstra durumlar olduğu zaman her gün, olmadığı en fazla gün aşırı Merkez Bankası'nın bu konudaki adımlarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve mümkün olduğu kadar da her gün piyasalar kapandıktan sonra Twitter adresim olan @halukcanberk'ten bu konuyu tablolar ve resimler halinde paylaşmaya gayret göstereceğim. Değerli arkadaşlar, tekrardan mutlu bir sene diliyorum. Hoşça kalın, saygılarımla.